Şimdi Kanal D'nin internet sitesine baktım. O yine bana bir hafiften böyle şakamsı yaklaşmışlar, bir şeyler atmaya çalışıyorlar. Adnan Hoca kızacak buna mı diyor, bu haber ediyor bir şey. Ona Doğru. benzer bir şey yazmış. 1900 kaçta bulunmuştu bu? 96'da mı bulunmuştu? Yani 1990 2005, 2005'te bunları var. 2005. 2005'te. 2005. Nerede o kerata? Buradaki belgelerinizin Ha altında tamam. kaldı. Evet. Ardipithecus. Evet. 1,72 santim boyunda 50 kilogram ağırlığında Etiyopya'da 1994 yılında bulunmuş. Bak ben doğru söylüyorum. Bilmiyorum. Evet, Ay, ah bulunmuş. doktor, ah alemim diyorsun ama. Evet. Afrika'da savanların uzun ot arasında ileriyi görmek isteyen maymunlar ayağa kalktı diyor. Otları görmek isteyen böyle. Ya insaf kardeşim, orada bir tük tarla bilmem neleri var bilmem, hepsi ayağa kalkıyor hayvanlar zaman zaman. Ayılar da ayağa kalkıyorlar. Hiçbiri böyle iki ayağa, ben ayılar İnşallah. sürekli ayakta yürüyen ayı görmedim yani. Zaman İnşallah. gerekli ayağa kalkarlar onlar değil mi? Bir şey, biraz rahatsız etmek gerektiğinde kalkıp bakıyorlar. Ama icabetinde otların arasına giriyorlar. Dört ayak üstüne giriyorlar. Yani çok kötü uydurma bir delil ortaya koymuşlar. Şimdi bak ben Kanal D'ye arkadaşlara ben bir delil sunuyorum. Bonobo maymunu aynısıyla yaşıyor. Bakın Kanal D'ye de gülmeye başlamış o da. Bonobo onlara gülüyor. Tebessüm ediyor. Kanal D'ye çalışanlarına, arkadaşlar hepsine buradan. Hatta Aydın Doğan Beyefendi'ye de tebessüm ediyor. Bakın diyor ki, ben aynısıyla varım diyor. Bakın dişleri aynıdır. Yani aynı yapı. Dişleri insan dişine benziyor diyor. Adamın dişi böyle. Allah Öyle Allah. yaratılmış. Allah böyle yaratmış. Yani Evet. bu gayet normal bir şey ve hiçbir değişikliğe de uğramamış Evet, hayvan. inşallah. Yani tabii yüz binlerce, milyonlarca yıldan Evet, beri bu evet. şekilde kalmış. İnşallah. İskelet yapısı da aynı. Onların bulduğu fosil de aynı. Bonobo'nun. Evet. Arda inen aynı. Görünüyor değil mi şu an? Evet. Evet. Bu da o bulunan hayvanın kafatası ki aynısı. Yani bunu bu maymunun aynı. Arkadaşlarımız, evet, şu an Evet. ekranlarımızda. Ki orangutan kafasına da çok benziyor. Orangutana da benziyor. Bak Evet. mesela orangutan da bu. Yani diş yapısı açısından da benziyor. Demek ki bu tarz maymun ve orangutan türleri oluyor. Evet. Bunlar da zaman zaman bulunuyor. Ta 1994'te bulunan şeyi taze yeniymiş gibi ortaya çıkarttılar. Ayıp yapıyorlar. Yani bunlar İnşallah. çocuksu hareketler. Yani insaf, 94'te durup durup arşivden çıkart getir karşımıza. Kardeşim aynısı olan hayvan duruyor şu an. Hiçbir Evet. değişikliğe uğramış. Yani çatısı da aynı. Her şeyinin aynı. Mesela ellerin uzunluğu, parmak uzunlukları, diş yapısı, bonobo maymunu aynı. Evet. Ardine aynı. Evet. Hiçbir farkı yok. Ayak yapısı, el yapısı. E alsın baksınlar. Evet. Yani durup durup böyle heyecanlanmalarına gerek yok. Her seferinde gereken cevabı veririm. Yani atıp İnşallah hocam. tutmak yok. Evet, inşallah. Normal bilimsel delillerle konuşacaklarsa konuşalım. Ve mükemmel bir hayvan. Evet. Kusursuz, Evet. patoloji yok. Simetri tamam. Kemik yapısında, iskelet yapısında hiçbir kusur yok. Evet. Her şeyine mükemmel bir hayvan. Bir ara fosil falan değil. Değil inşallah hocam. İnşallah. Arda da öyle, o bu da öyle. Evet. İnşallah. Onun için Kanal D boşa seviniyor. Bizim de üzüldüğümüz, kızdığımız falan yok. Sadece anında katlarım. Böyle Kayseri pestili gibi, burada şekilde görüldüğü gibi ezer Maşallah. geçerim yani. Maşallah. Maşallah. Eskiden İnşallah. meydanı boş buluyorlardı ama Evet. artık. Anında, Maşallah. anında. Şimdi mesela ne zaman öyle bir sahte fosil çıkarsalar, şak anında cevabını veriyoruz. Eskiden Evet. artık böyle değil mi? Evet. Önüne gelene bu şeyi ikna edebiliyorlardı, kandırabiliyorlardı, yalan da söylüyorlardı bazı Darwinist arkadaşlar. Ama şu an bu tıkandı. Tabii Evet, bilim inşallah. de o kadar çok ilerledi ki yani hani o yalan söyleme herhangi bir kişinin kurumun kuruluşun veya işte bir Evet. oluşumun yalan söylemesinin önüne adeta bir set çekti. Evet. Çünkü Evet.
hakikaten evinizden oturup internetten bile girip kendi kendinize de bakabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar hani detaylı araştırmalar. Çok teşekkür ediyoruz sizlerin sayesinde. Tabii. Bizler de bilgi sahibi oluyoruz. Nedir, ne değildir, aslı nedir? Evet, maşallah. Bir de hocamızın net cevap sitesi var. Orada günlük cevap veriliyor. Zaten bütün dünyadaki dergilerde çıkan böyle en ufak bir şey olduğu zaman günü gününe oradan da takip edebilir ilgilenen seyircilerimiz. Evet, harunyahya.net ve harunyahya.org sitelerinden ulaşabilirsiniz.